az sonra. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Nasıl geçti yolculuğunuz? Biraz uzundu Aslı Hanım. Biraz yorulduk. İnşallah yorgunluğumuzu alır ev sahibimiz. Alacağım arkadaşlar ikramlıklarımla inşallah. Hadi bakalım. Bu arada aile apartmanıymış biliyor musunuz? Aa. Evet onu soruyordum. Üst katında Elti evet, oturuyor. Evet, var. Onun üstünde kayınvaliden var. Onun üstü de teras katımız. Genelde hepimiz oradayız. Ya şimdi şeyi merak ettim. Hani mesela sana bir misafir gelecek işte. Ben geldim sana. Mesela onları da davet etmen gerekiyor mu böyle bir durumda? Aslanım etmesem kayınvalidem yani her zaman söylüyor bunu. Etmek zorunda değilsiniz diye. Ama ben genelde mesela annem falan geldiğinde yani çağırıyorum. Gelip bir görünüyor. Sonra yani o da rahatsızlık vermek istemiyor. Aa, geri gidiyor. Yani çok durmadan gidiyor. Çünkü genelde hani işte misafir gelmiş bak bizi çağırmadı olur ya. Normal ilişkilerde olur. Zorunda. Kaldı ki altlı üstü oturunca bu biraz daha hani titizlik ve ihtimam isteyen bir durum çok haline gelir. Çok anlayışlar aslanım o konuda. Evet, peki Elti'nle anlaşıyor musun? Elti'mi çok seviyorum. Yani yanlış anladınız eşimden daha çok bile diyebilecek kadar çok seviyorum. Aynen. Yani. Görümce evet, değil Elti. Yok Eltim. Çok görümce seviyorum. Var mı? Görümcem de iki tane. Çok küçükler daha. Biri daha 11 yaşında, biri 15 yaşında. Küçük, evet. Sen ablasın onların. Yani evet ablasın. Değil mi? Kardeş gibisin. Aynen. Maşallah, maşallah. Aslen sen Tokatlıymışsın. Ben Tokatlıyım, eşim de Manatyalı. Manatyalı. Gidip geliyor musunuz memlekete? Ben bu yıla kadar hep gidip geliyordum. Ha. Yani evlenince bir de çocuk da olunca. Ev var mı orada? Var. Ha güzel. Orada böyle bağ bahçe bir şeyler var mı? Evet, babamın bahçeleri var, bağ bahçeleri. Üzüm bağları daha doğrusu. Evet, o zaman gidiyoruz, topluyoruz. Var mı Tokat yaprağı? Var var evet. Ay anneme sesleniyorum buradan. Şimdi diyecek ki Aslı Tokat yap. Annemin hobisi ne biliyor musunuz? Yaprak sarma. Annem oturduğu yerde asla oturamaz. İlla saracak. Ben annenize de gönderirim aslanım. Tamam, süper, süper. Hakikaten sizin öyle annelerinizin hobisi var mı bilmiyorum. Benim annemin hobisi yaprak sarma yapmak. Böyle sarar sarar difriz doludur mesela. Ama yaprak sarmayı. Değil mi? Bir de difrize koymak da çok mantıklı. Misafirin evet. Geldiğinde direkt hemen pişiriyor. Evet. Yani mesela benim anne tarafımın dedeleri Siirtli. Şişe diye bir bulgur çeşidi vardır böyle. Hiç duydunuz mu şişe bulguru? Böyle iri bir bulgur. Bulgurlu dolma sararlar. Böyle acılı, ekşili. Hani sanki kısır içi hazırlıyor gibi. Bak ağzım sulandı. Ekşili mekşili. Ay bir lezzetli olur. Aslında annemin buzluğunda kesin vardır. Onun adı bat değil mi? Yok. O bat Tokat'ta var değil mi? O hani yeşil evet, mercimekle şey yaprağı böyle alıp yerler. Biz yeşil mercimek atmıyoruz. Biz direkt yani bulgurla şey gibi oluyor. Böyle nasıl diyeyim çiğ pilav gibi oluyor. Ha. Aynen o şekilde. Yok onlar nasıl diyoruz? İşte çiğ bulgur oluyor. O işte şişe o bulgurun ismi. İşte domates, biber, karabiber, maydanoz, biber salçası, domates salçası, birkaç diş sarımsak. Onu bir güzel işte harç yapıyor, karıştırıyor. Sarıyor etsiz. Bol zeytinyağıyla ve ekşiyle pişiriyor. Herkes ona etli dolma falan zannediyor. Yani aklıma hep Tokat yaprağı. Tokat deyince aklıma yaprak gelir tabii hepimizin evet, olduğu tabii gibi. Ve annemin sarmaları. Allah ömür versin analarımıza. Amin.